Herkese merhabalar. 9 sınıf tarih full özet videomuza başlıyoruz. Herkes arkasına yaslansın. Bütün tarih görecek miyiz ya? Evet, bütün 2. dönemdeki 4. üniteyi yani ilk ve orta çağlarda Türk dünyasını... İnsanlık tarihi, dünya tarihi. Hayır, tüm 2. dönem tarihini göreceğiz Songuç'um. Aynı zamanda 5. ünite İslam medeniyetinin doğuşu ve 6. ünite ilk Türk İslam devletlerini göreceğiz. Ve şu çok önemli Songuç'um. Çok uzun bir video olacak ama detaylı bir şekilde tarih yazılarından en iyi notu alacağımız şekilde tekrar edeceğiz. Aynı konular var hocam. 4. 5. ve 6. ünite var. Göreceğimiz konuların hepsini şöyle göstermeye çalışsam gözün korkar. O yüzden fazla göstermek istemiyorum ama senin yapman gereken şey şu anda arkana yaslanmak, emniyet kemerlerini bağlamak ve ardından da Avrasya'da Türk izleri, ilk Türk devletlerinin gücün kaynakları, Asya Hun, Köktürkler, Uygurlar, Türklerde askeri kültür, kavimler göçü, Avrupa Hun devleti, ilk Türk devletlerinin kültürel yapısı ve aynı zamanda 5. ünite İslamiyet'in doğduğu dönemdeki dünya, Emeviler, Abbasiler, Hazreti Muhammed dönemi, 4 halife dönemi, İslam bilim medeniyeti ve aynı zamanda İslam bilginlerini göreceğiz. Sonrasında da biz de 751 Talas Savaşı ile biliyorsun İslamiyet'i kabul etmiştik. İslam, hatta şöyle biraz ileriden sayfalar göstereyim sana. Böyle gördüğün gibi 4. Bak burada daha videonun yarısına gelmiş oluyoruz. Ve sonrasında da Türklerin İslamiyet'i kabul etmeye beynin başlaması... Beynin yanar mı hocam? Beynin olmadığı için senin yanmaz. Ama bizi izleyen arkadaşlar birazcık yorulacaklardır. O yüzden ararak... Islak tülbent koydum. Aynen, ıslak tülbent koymak da iyi yapmışsın. Ben uzun ve detaylı anlatacağım için lütfen sen de dikkatlice dinle, not al. Fazla gevezelik yapıp arayı ders kaynatmamaya çalış. Oğuzların İslamiyet'i kabul etmesinden Karahanlılar, Gazneliler ve Büyük Selçuk Devleti'nin yönetim ve toplum yapısına kadar geleceğiz. O yüzden şimdi sessiz bir şekilde beni dinle. Başlıyoruz Songuç'um. Birincisi Avrasya'da ilk Türk izleri dediğin zaman şunu çok iyi bilmemiz lazım Tonguç'um. Türk adına verilen anlamlar var. Mesela Çin kaynaklarında Türk adına miğfer anlamına gelen bir kelime olduğunu düşünüyorum. Miğfer ne demek hocam? Miğfer böyle savaşlarda askerlerin giydiği bir kıyafet. Uygurlar güç ve kuvvet anlamına gelebiliyor. Aynı zamanda Kaşgarlı Mahmut olgunluk çağı anlamında kullanmış. Wembery diye bir bilim insanı türemek, yani Türkler türemek kelimesiyle bağlantılıdır demiş. Ziya Gökalp de Milli Edebiyat döneminde kanun ve nizam sahibi olarak Türk adına bir anlam vermiş. Coğrafya olarak Türkiye'ye baktığımızda ise Bizans kaynakları Orta Asya'yı Türkiye olarak görüyorlar. Ve aynı zamanda 9 ve 10. yüzyıllarda ise Volga'dan Orta Avrupa'ya kadar, hani kavimler göçünü yapıyoruz ya Avrupa Hunların dolayısıyla, Volga'dan Orta Avrupa'ya kadar Türkiye kelimesi kabul etmişler, oraları Türkiye kabul etmişler. 11 ve 13. yüzyıllarda Mısır ve Suriye'ye Türkiye denmiş. 12. yüzyıldan itibaren ise Anadolu, yani şu anda bizim yaşadığımız topraklar Türkiye adıyla bilinmiş Tonguç evladım benim. Burada şunu bilmemiz lazım. İlk olarak Avrasya'da görülen Türkleri araştıran bilim insanları bu kadim milletin adını en eski tarih kaynaklarda aramış. Yani çünkü biz çok eski bir milletiz. Hatta en eski Çinli kaynaklarda Türklerin sarışın, mavi gözlü olduğu, böyle sarışın ama hafif çekik sarılar böyle. Yani böyle Çinlere benzeyecek kadar böyle aşırı çekik değil ama böyle bir sarılık var. Ve aynı zamanda Türk adına gerek kaynaklarda gerek farklı araştırmalarda çeşitli anlamlar verildiğini gördük. Bunu sana sınavda hocan sorabilir. Geliyoruz Orta Asya'daki kültür merkezlerine. Aferin Tonguç'um bu arada sessizce. Hocam bizim orada da çok güzel kültür merkezleri var. Evladım o kültür merkezi başka, bu başka bir şey. Şimdi burada Afanasyova, Andranova, Karasuk, Tagar, Anav gibi farklı farklı kültürler var. Anav kültürü M.Ö. 4000 ve M.Ö. 1000 yıllarında etkili olmuş bir kültür. Burada at ilk defa görülüyor ve Orta Asya'nın en eski kültürü. O zaman buraya bir yıldız koyuyorum. Çünkü bunu hoca sınavda sana sorabilir. Afanasyova kültürü... Anadan aklımıza gelsin. Aferin. Ana diyeceğiz ve ana olduğu için doğuşumuz. Evet. Orta Asya'nın en eski kültürü. At ilk defa burada görülüyor. Afanasyova kültürüne baktığımızda ise M.Ö. 2500'de M.Ö. 1700'lerde Türklere ait en eski kültür. Andronova kültürü ise ön Türkler tarafından meydana getirilen kültür. Ön Türkler dediğimizde... Andromeda. Ne diyorsun oğlum, saçma. Andromeda ön Türklerde, yani bu Asya'nın sonrasında batısı tarafında gözüken kültür olmuş oluyor. Belki daha elitler. Biraz evet. Karasuk kültürüne baktığımızda M.Ö. 1200 ve M.Ö. 700 yıllarında, bak gittikçe günümüze yaklaşıyoruz. Demirin erken işlenmesi ve atlı göçebe kültürün yaygınlaşması. Biliyorsun biz Orta Asya konar göçer bir hayata sahiptik Tonguç'um. Dolayısıyla Karasuk kültürü de atlı göçebe kültürün yayılmasına etkili. Tagar kültürüne baktığımızda ise milata en yakın olan M.Ö. 700 ve M.Ö. 300 arasında, bu da en yakın olduğu için de en gelişmiş kültür. O zaman diyeceğiz ki ana en başta, Tagar ise en sonda ve T harfi de biliyorsun bu sıralamada en sona geliyor sözlükte. Ve en gelişmiş, en sona. Evet, alfabetik sıraya göre. Evet, alfabetik sıraya göre en gelişmiş olan da tabii ki Tagar kültürü. Komutan Logar. Ne diyorsun oğlum, saçmalıyorsun. Bak ben sana dersi kaynatma, sessizce dinliyorum. Çok konuda... Bir cisim yaklaşıyor. Tamam, bir cisim yaklaşabilir ama sessiz dinlemesi Tonguç'um, çok konuşacağız bugün. Şimdi milattan önce burada Milli Eğitim Bakanlığı'nın kazanımlarında, Milli Eğitim Bakanlığı kitaplarında bunları
detaylı bir şekilde işlemez ama ne olduğunu bilir şeklinde bir kazanım vermiş. Bunları böyle sıraya dizmiş kronolojik olarak. Ve işte ilk başta Asya Hun'un devleti kurulacak Teoman tarafından. Sonra Asya Hun'un devleti yıkılacak. Tabii Asya Hun devletinde Mete karakterini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Mete Han, destanlarda Oğuz Kağan diye geçen Mete Han ilk defa onlu sistemi kuracak. Çinleri asimile olmamak için topraklarına katmayacak, sadece onları vergiye bağlayacak. Bunlar önemli bilgiler, bunları birazdan göreceğiz. Avrupa Hun Devleti'nin kurulması, Atilla ile beraber başlayan fitiller sonrasında Kamiler Göçü'nün yaşanması, Avrupa Hun Devleti'nin yıkılması, Göktürk Devleti, 1. Göktürk Devleti dediğimiz, ardından 2. Göktürk Devleti ve Orhun Kitabeleri, Uygar dediğimiz Uygur Devleti ki Göktürk Devleti'nin en önemli özelliği, yani Köktürk Devleti'nin en önemli özelliği Türk adıyla kurulan ilk Türk Devleti olması ve Orhun Kitabeleri. Uygur Devleti ise adı üzerine. Uygar, yani yerleşik hayata geçmiş. Konar göçer değiller. Yerleşik hayata geçtikleri için de mimaride, sanatta, edebiyatta ilerliyorlar. Hepsi Orta Asya'da kurulan 3 büyük devlet diyebiliriz. Hatta Avrupa'nın da sayarsak 4 büyükler bunlar. Asya Hun, Avrupa... Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor. Evladım ne alakası var? Biz burada İslamiyet önceki Türk devletlerini söylüyoruz. Konar göçer olarak yaşayan Asya Hun, Köktürkler, Uygurlar ve Avrupa Hunlar. Dikkat etsen Avrupa Hunları Avrupa'da, Asya Hun, Köktürk ve Uygurlar ise Ötüken bölgesinde. Şimdi boylardan devlete yapımıza baktığımızda en temelde aile, yani Oğuş olduğunu görüyoruz. Sonra aileler birleşip Urukları, aile birlikleri birleşip boyları, okları yani. Boylar birleşip milleti, yani budunu, milletle birleşip devleti, yani ili oluşturacak. Bak. İl kelimesinin devlet olduğu, budun kelimesinin millet olduğu, ok kelimesinin boy olduğu, uruk kelimesinin aile birliği, oğuş kelimesinin aile olduğu üniversite sınavlarına sorulabiliyor. Dolayısıyla hocan da sana yazıda sorabilir. Şimdi burada şunu bilmemiz lazım. Türkler köklü ve yerleşmiş bir toplum yapısına sahip. Bizde mesela kölelik yok. Dünyanın birçok ülkesinde kölelik, ya köleler, kölelik, böyle şeyler konuşuluyor. Ama Türklerde, bizlerde asla kölelik yok. İnsana eşit davranıyoruz. Tabii ki yöneticiler biraz daha üstün haklara sahip. Kaanlar, Hakanlar çok üstün haklara ama sahip. Ama hala var hocam kölelik günümüzde de. Nerede var mesela? Şu anda hocam modern okullarda kölelik sistemleri çalışıyor hocam. Tabii sen öğrenciliği kölelik olarak görüyorsun ama öğrencilik seve seve kölelik yapmak. Yani eğitimin kölesi oluyorsun. Bana bir harf öğretenin kölesi olurum demiş Hazreti Ali. Sen de o şekilde öğretmenlerin, okulun, müdürün, müdür yardımcısının, hatta gerekirse hademelerin bile kölesi oluyorsun. Tebrik ediyorum seni. Türklerin dünyanın dört bir tarafına dağılmasına rağmen varlıklarını korumaları... Keşke zenci olsaydım. Ne diyorsun oğlum? Varlıklarını korumaları aile yapısına önem verdikleri için. Niye? Biz farklı farklı bölgelerde, farklı farklı coğrafyalarda yaşıyoruz ama hiçbir zaman kolay kolay dağılmıyoruz. Bağımsızlığımıza sahip çıkıyoruz. Çünkü biz de aile çok önemli. Aileye değer veriyoruz. Büyüklerimize, küçüklerimize, eşimize, annemize, babamıza çok değer verdiğimiz için de aileden aile birliğine, aile birliğinden boylara, millete, dolayısıyla önce vatan diyen bir milletiz. O yüzden de kolay kolay bağımsızlığımızdan vazgeçmiyoruz. Burada söylediğimiz gibi aileler urukları, uruklar boyları, boylar budunları meydana getiriyor. Devletin hem kurucusu hem de temel unsuru tabii ki de budun, yani millet. Devleti oluşturan temel şey tabii ki de millettir. Türk devletlerinde gücün meşruiyet kaynağına baktığımızda, meşruiyetten kastımız geçerlilik kaynağı. Yani mesela şu anda günümüzde ülkenin yönetimindeki kişilerin meşruiyet kaynağı sandık. Adam sandıkta daha fazla oy aldığı için diyoruz ki sen meşru olaraktan devleti yöneticisin. Eğer daha az oy alırsa bu sefer başkası meşru olarak gücün sahibi oluyor. Sizin sınıfınıza da öyle mesela. Sizin sınıf başkanı en fazla oy aldığı için meşru olarak, yani geçerli bir şekilde sen artık sınıf başkanı olabilirsin diyoruz. Fakat eskiden seçimler yok ki. Sandık yok ki. Bu durumda bu adamlar sen niye Hakan oldun? Sen niye işte lidersin? Sen niye hükümdarsın diye sorduklarında adam meşruiyet kaynağı olarak, yani devletin lider olmasının kaynağı olarak, birincisi Türklerde gücün kaynağı ilahi. Yani biz inanan insanlarız. En başından beri daha İslamiyet yok. O dönemlerde milattan öncesinde İslamiyet yok. İslamiyet biliyorsun Hazreti Muhammed zamanında gelecek. Hatta Türkler İslamiyet öncesinde Hristiyanlık da yok. Bizde Hristiyanlık dini yayılmaya başladığı sıralarda, Hazreti İsa'ya da Hazreti Musa, diğer kutsal dinler yaymaya başladığı sırada hiçbir kutsal dinin varlığına dair bir bilgi yok. Ama biz yine tek bir tanrıya, yani gök tanrıya inanıyoruz. Dolayısıyla gücün kaynağı ilahi, yani dini. Kut inancı çok önemli Tonguç'un. Bunu hocanız sınavda sorabilir. Devleti yönetme etkisinin Kaan'a Tanrı tarafından verildiğini inanıyor. Yani bu adam niye bizim yöneticimiz? Çünkü ona yönetme yetkisi. Tövbe tövbe. Ama bu kadercilik anlayışına benziyor Tonguç'um. Şöyle düşün. Hani biz ülkemizde veyahut da başka ülkelerde başımıza bir sıkıntı geldiğinde veya başımıza iyi bir şey geldi. Çok şükür Allah'ın takdiri diyoruz ya. Bunlar da, yani biz Türkler de eskiden ya o yöneticiyi bize Allah gönder. İyi ki Müslüman olmuşuz hocam. Tabii ki sonra İslamiyet çıkınca o Müslüman olacağız. 751 Talas Savaşı'nda İslamiyet'i tanışacağız. Oraya da geleceğiz Tonguç'um. Hanedan kelimesine baktığımızda bütün hanedan üyeleri, yani ülke yöneten aile, kağan olma hakkına ve yetkisine sahip. Yani erkek olan her hanedan üyesi
ülke yönetme hakkına sahip. Fakat burada şuna dikkat et. Bu aynı zamanda taht kavgalarına da sebebiyet verecek. Çünkü hanedanın içinde sadece baba ve oğulları değil, amcaoğulları da girebiliyor, dayıoğulları da girebiliyor. Bu sefer taht kavgaları başlayabiliyor. Buna Osmanlı döneminde, Osmanlı İmparatorluğu döneminde 1. Murat son verecek. 1. Murat diyecek ki sadece ülke baba ve oğullarının diyecek. Hatta Fatih Sultan Mehmet Han da diyecek ki gerekirse kardeş katli olabilir ülkenin devamı için diyecek. İşte bütün bunlardan sonra da Osmanlı bütün Türk devletlerine göre daha uzun süre 600 küsur yıl yaşamış olacak. Ama biz en başlarda ülke hanedanının üyelerinin hepsinin olabilir. Amcaoğlu olabilir, dayıoğlu, hepsi olabilir dediğimiz için taht kavgaları çıkacak. Hükümdarların unvanları var. Şanyu, Tanhu, Han, Yabgu, İlteber, İdikut, Erkin, Kaan ve yine tahtlarda taht, davul, otağ, kutuz, tuğ, yay. Yine bu hükümdara ait önemli unvanlar. Şimdi gücün diyorum tabii, özür dilerim. Gücün nedir hocam? Gücün diye bir şey yok. Onun için biraz hızlı anlatıyorum ki konu çabucak bitsin diye. Gücün maddi ve temel kaynaklarına baktığımızda birincisi... Paradır, para, başka hiçbir şey yok. Saçma sapan konuşuyorsun evladım. Birincisi Orta Asya'nın sert iklim yapısı. Orta Asya karasal bir iklime sahip olduğu için burada... insanlar gerçekten yaşamla mücadele ediyorlar. Yani böyle Akdeniz gibi oh yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı değil. Kışlar çok soğuk oluyor, yazlar da kurak geçiyor. Dolayısıyla sert iklim yapısı dolayısıyla güce önem veriyor Türk milleti. Konar göçer yaşam tarzından dolayı sen böyle bir yerden bir yere gittiğin zaman eğer tek başına gidersen ne olur? Dağılırsın, ezilirsin, seni bertaraf ederler ama hep birlikte güçlü bir şekilde hareket edersen kendini ve etrafındakileri koruyabilirsin. Hayvancılık faaliyetleri yapılıyor. Demiri erken işiyoruz ve atlı göçe ve askeri kültürün gelişimi bize maddi temel kaynaklar oluşturuyor. Güç paylaşımı ve yönetime baktığımızda kurultay yani meclis, burada şunu bilmemiz lazım. Kurultayın üyelerine bak, şunlar Kaan, Hatun, eşi, Aygucu, başvezir, hanedan üyeleri ve boy üyeleri. Kurultayın üyelerine, bu üyelere biz aynı zamanda toygun da diyebiliyoruz. Toygun. Demek ki kurultaya biz toy diyoruz Songuç'um. Kurultayı oluşturan üyelere toygun da diyebiliyoruz. Kurultay nedir? Esasında Kaan'a danışmanlık yapan bir meclis. Danışma meclisi niteliğinde. Yani alınan kararlar Kaan'ı bağlamaz. Son sözü Kaan söyler. Ama onlara da danışıyor. Siz ne düşünüyorsunuz diyor. Savaşa girelim, girmeyelim. Meclis diyor ki girmeyelim. Tamam o zaman girmeyelim diyebiliyor. Girelim de diyebiliyor. Fakat Kaan da artistlik yapamaz. Eğer töreye ters düşüyorsa, adaletsiz davranıyorsa, halka zulmediyorsa o zaman kurultay der ki what the hell is going on? Ne yapıyorsun sen der ve tahttan onu indirebilir. Kurultay siyasi, kültürel, hukuki ve ekonomik konularda kararlar veriyor. Ülkenin adaletiyle alakalı, kültürüyle alakalı veya yönetimsel şekliyle alakalı, yönetimiyle alakalı kararlar verebiliyor. Kaan'ın yanında hatun olması da Türklerin kadına ne kadar önem verdiğinin çok güzel bir göstergesi Songuç'um. Şimdi geldik Asya Hun Devleti'ne. Asya Hun Devleti, ardından Avrupa Hun Devleti, Köktürk Devleti ve Uygur Devleti'nin dört büyükler olduğunu söylemiştik. Sen de Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'da espri yapmıştın. Şimdi işte en büyüklerden Asya Hun Devleti ile başlıyoruz. Asya Hun Devleti M.Ö. 220 ve M.S. 216 yılları arasında kurulmuş en büyük ilk Türk devleti. Kurucusu Teoman. En parlak dönemi ise az önce söylediğimiz gibi... O papatya. Ne diyorsun oğlum, ne papatyası, neden bahsediyorsun ya? Ha, Teoman'ın şarkısı. O Teoman, bu Teoman değil Tonguç'um. O Teoman şarkıcı, rockçı. Ama bu Asya Hun Devleti'nin kurucusu. Mete Han babası Teoman'ı tahttan indirip kendisi bayağı bir güçlü bir komutan olacak. Mete Han en parlak dönemini yaşatacak Asya Hun Devleti'ne. Orduda onlu teşkilat kuracak. Bu nedir? Onbaşı, yüzbaşı, binbaşı. İşte ardından gelen tugaylar, ordular, tümenler bu şekilde bir sistem oluşturuyor. Ve dünyada ilk defa bunu Mete Han kuruyor. Mete'nin ölümünden sonra devlet ikiye ayrılıyor. Doğuda Hohaniye, batıda ise Çiçi oluyor. Ama şu çok önemli. Doğuyu her zaman büyük kardeş. Batıyı ise daha, batıya o zamanlar önem verilmiyor. Küçük kardeş üretiyor ama devletin ikiye ayrılması, yani ikili teşkilat olması... devletin kısa sürede yıkılmasına sebebiyet verecek olmuş. Bak bu çok önemli. Bunu üniversite sınavında geçen yıl sordular. Yazılarda hocalar mutlaka soruyor. İşte aşağıdakilerden hangisi merkezi otorite için kötü bir şeydir dediler. Bu kötü bir şey. İkili teşkilat. Adı güzelmiş gibi duruyor ama rezalet. Eğer bir devleti iki kişi yönetirse mutlaka karmaşa çıkar. Biri der ki öyle, biri der ki böyle. Dolayısıyla mutlaka birinin daha ön planda olup karar vermesi lazım. İşte ama ikili teşkilat, kardeş batıda, doğuda. Abi sen ne yapıyorsun? Olmaz ama kapat telefonu, konuşma. Oldu, devlet yıkıldı işte. Bunlar hep devletin yıkılmasına sebebiyet veriyor. Ama ileride göreceğimiz büyük devletlerden Osmanlı İmparatorluğu'na ikili teşkilat yok. Göktürk Devleti'ne baktığımızda Tonguç'um kurucusu Mumin Kağan. En parlak dönemi ise Mukan Kağan. Mukan Kağan'dan... Kırmızıya kırmızı lazım. Olmadı. Bunu şöyle başka bir renkle, şöyle kahverengiyle yazayım. Gerçekten
şey gibi oldu. Suya yazı yazmak gibi oldu Songuç'um. Mukan Kağan en parlak dönemi. Avar devletini yıkarak kuruyor. Burada şuna dikkat etmemiz lazım. Avarlar esasında önemli bir Türk devleti. İlk defa İstanbul'u kuşatan devletlerden. Türk adını devlet adı olarak kullanan ilk devlet de Göktürkler. Buraya bir yıldız koyarım. Bunu sınavda sana sorarlar. Bak hatta şöyle yıldız koyayım. En parlak döneminin Metehan olduğu. Orada onu teşkilat yaptı. Ve aynı zamanda şuraya da yazalım. Çinlileri vergiye bağlı. Çin'i fethediyor ama gidip orayı topraktan almıyor. Niye? Çünkü asimile olmak istemedi. Asimile olmamak için. Asimile olmak ne demek? Şimdi düşünsene sen 1000 kişisin, tamam mı? 10.000 kişilik Çin ordusunu yeniyorsun. Tamam, kahramansın. Oo. Sonra Çin'i topraklarına katıyorsun. Ama Çin 1 milyar kişi. Ne yapacaksın şimdi? Senin zaten herkes zaten Çinli olduğu için sen artık Çinleşmeye başlarsın. Hocam yüzden, dünyanın yarısı zaten Çinli. Aynen, dünyanın yarısı Çinli olduğu için yapabileceğim bir şey yok. Ne yapacaksın? Diyorsun ki siz abi bize katılmayın. Durun orada olduğunu. Bize sadece vergi gönderin diyoruz. Ama tabii Çinliler de işi biliyorlar. Bize böyle prensesler aracılığıyla hediyeler göndererekten bizi biraz kandıracaklar. Orada biraz uyanıklık yapacaklar. Şimdi Türk adını devlet olarak kullanan ilk devletin Göktürk devleti olduğunu söyledik. Bunlar da yine ikili teşkilat, yani doğuda Bumin, batıda İstemi, yani doğuda büyük abi, batıda küçük abi olunca yine yıkılacak. Niye? İkili teşkilatı görünce biz hemen eyvah eyvah diyeceğiz. Bak buraya üzüntü işareti koyuyorum ama sen bunun önemli olduğunu unutma. İkili teşkilat. Rezalet, çok kötü. Niye? Devlet ikiye bölünüyor. İkinci Göktürk devletine baktığımızda kurucusu İlteriş Kağan. İsimler çok karizma, dikkat edersen. En parlak dönemi ise Bilge Kağan dönemi. Bilge Kağan'ı bilmen gerekiyor. Niye? Çünkü Kapkan Kağan döneminde Türk boyları hakimiyet altına alınıyor ve Bilge Kağan döneminde Kültigin ve Tonyuk'la beraber güçlü bir yönetim oluşturuluyor. Hatta Kültigin, Tonyukuk, Bilge Kağan, hatta Vezir Tonyukuk ve Bilge Kağan ve Kültigin adına 3 tane kitabe dikiliyor. Biz bunlara Orhun kitabeleri diyeceğiz. Kültigin ve Bilge Kağan'ın kitabelerini Yolluğu Tigin yazacak ama Tonyukuk kendisininkini kendisi yazacak. Burası ilk siyasi ve edebi eserler olarak geçiyor. Edebiyatımıza bunu sonra öğretmişlerdir. Edebiyat dersi Tonguç'um. O zaman buraya da hemen yıldızımızı koyuyoruz. Basmil, Karluk ve Uygurlar birleşerek Göktürk Devleti'ne son verecekler. Gördüğün gibi yine Ötüken ve çevresinde. O zaman şuraya Orhun kitabelerini yazalım şöyle. Bunu birazdan kültür ve medeniyeti gelince bir kez daha göreceğiz. Orhun kitabeleri. Orhun kitabeleri günümüzde Moğolistan'da bir tane Rus bir subay bunu buluyor. Sonra Danimarkalı Thompson denen bir adam oturup tek tek şifreyi çözüyor ve burada neler anlatıldığını, devlete önem vermek, adalete önem vermek gerektiğini tek tek çözüyor ve edebi bir eser olarak da tarihte altın sayfalarda yerini alıyor. Uygur devletinde ne diyor Tonguç'um? Uygar. Niye? Uygar insanlar. Uygar insanlar. Kurucusu Kutlug Bilge Külkağan, en parlak dönemi ise Moyen Çur dönemi. Maniheizmi kabul eden Bögü Kağan devletin dinini değiştirdiği gibi yaşantı tarzını değiştiriyor. Çünkü Maniheizm'de şöyle bir inanış var. Böyle et yersen agresifleşirsin. Çünkü hani şöyle bir söz vardır. İnsan ne yiyorsa ona benzer diye. Mesela sen daha çok ne yiyorsun Tonguç? Öküz yiyorum hocam. Evet, öküz eti lezzetli. Zaten bakayım şöyle. Ah benziyor. Şaka şaka. Ben de öküz eti dana etiyorum ama insan ne yerse ona benzer derken. Benim arkadaşlarım da öküze benziyor hocam. Hayır evladım, öyle bir şey yok. İnsan ne yer... Onlar danaya benziyor. Benim. Hayır evladım, onu demek istemiyorum. İnsan ne yerse neye benzer derken şunu kastediyoruz. Davranış olarak. Mesela hep böyle otlu şeyler yersen sakin böyle miyav miyav davranırsın. Kuzu gibi olursun. Kuzular ot yer. Ama eğer mesela inek de sakin bir hayvandır. Böyle sakin böyle ot yiyor çünkü. Ama aslan gibi et yersen ister istemez biraz agresifleşiyorsun ve güçleniyorsun. Tabii Maniheizm dinin et yemek, hayvansal gıdalar yemek yasak. Bu sayede belki sakin bir hayat yaşıyorsun, uygar bir hayat yaşıyorsun, yerleşik hayata geçiyorsun, mimaride sanatta ilerliyorsun, güzel. Ama savaşçı yeteneğini kaybediyorsun. Sen Türksün ya. Eti yiyip saldırman lazım normalde biraz. Neye saldıracağız? Yani ne bileyim, yeni topraklar fethetmen lazım mesela. Veya sana saldırana saldırmak. Günümüzde fethedebilir miyiz hocam? Fransa'yı, Paris'i fethetmek istiyorum ben. Olmaz. Öyle et yiyerek artık şu anda akılınla et yiyip beynini çalıştıracaksın. Hatta bal yiyip zekanı açacaksın ceviz yiyerekten. Sonra oturup dersine çalışırsan yaptığın bilimsel gelişmeler doğrultusunda fethedebilirsin. Mesela adam ne yapmış? İşte Instagram'ı bulmuş mesela. Tüm dünyayı fethetmiş. Şu an tüm dünyanın bilgileri kendisine. Ya onun gibi düşünmelisin mesela. Şu anda senin telefonunda Instagram var mı? Tüm fotoğraflara bakabiliyor adam, ne kıyak adam ya. Aynen bak. Benim telefonumda da var. Hepimizin telefonunda var. Tamam, her yeri fethetmiş adam işte. Afrika'daki adamı da var. Daha gerek yok, gidip topraklar almasına gerek yok yani. Şimdi yerleşik yaşama geçen ilk Türk devleti. Buraya hemen bir yıldız koyuyorum Tonguç evladım benim. Mani dinini kabul eden ilk Türk devleti. Mani dini deyince aklına ne geliyor evladım? Mani mani mani, mani para para para. Ne alakası oğlum? Mani Napolyon. Hayır evladım, mani deyince aklına para gelmesin. Burada maniheizm, yani az önce söylediğim Budizmin temellerini oluşturan bir din. Bu dinde de esasında iyi bir insan olmak var. Tabii ki biz bunu hak din olarak kabul etmiyoruz. Normalde hani
İslamiyet, Hristiyanlık, Musevilik, Davudilik bunlar direkt kutsal kitaplarımıza geçtiği için, birbirine referans gösterdiği için bunlar kutsal dinler. Bunlar hak dinler. Ama bu dizinden falan bahsedilmiyor. Fakat burada şunu bilmemiz lazım. Maniheistler de esasında o dönem için iyi insanlar, gidip birbirlerini öldürmeyen insanlar. Biz o dönemde Uygur Devleti olarak Mani dinini benimsemişiz ve mimaride, sanatta, yerleşik hayatta ilerlemişiz. Kırgızlar Uygur Devleti'ne son veriyor. O zaman Uygar Devlet dedik. Şimdi ilk Türk Devletleri töreyle hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Bu arada emniyet kemerini taktın değil mi Tonguç? Taktım hocam. Tamam, birazcık hızlı gidiyorum ama sıkıntı yok. Türk töresi kanun oluşturduğu törelere baktığımızda Türkler kanun koyma gücünü gök tanrıdan aldığına inanıyor. Gök tanrı yani... bizim günümüzdeki kavram olarak da Allah'tan aldığına inanıyor. Oğuz Kağan destanında başınıza geçip sana yolu, töreyi gösteririm deniliyor. Bunların hepsi Allah'tan yani gök tanrıdan aldıklarının göstergesi. Kurultayı oluşturan törelere baktığımızda kurultayda alınan kararlarda töre olarak kabul ediliyor. Bu durum Orhun yazılarında beyler de ulusu da birbirine uygun imişler. O yüzden ülkeyi koruyarak yasalar düzenlemişler diyor. Bak beyler de ulusu da birbirine uygun imişler. Yani ulus halk, onlara uygun beyler de birbirine uygunlar ve o yüzden ülkeyi koruyarak yasalar düzenliyor. Yasaları da yazıyorlar ve kurultayda bunlar geçerli oluyor. Toplum içerisinde zamanla ortaya çıkan örf ve adetlerden oluşan törelerde Türklerde aile hukuku ve miras ve ahlak konularında töreler bu şekilde oluşuyor ve aile düzeninde belli kurallarla, kaidelerle oluşturuluyor. Yani daha aile olmadan evlenip çocuğa karışmadan sen hemen kanunları yazamazsın. Önce aile hukukuna bakacaksın. Ha, babaya ve anneye saygının ne kadar önemli olduğunu göreceksin. Ve bütün bunlar toplumsal hukukun sağlanması, Türklerin uzun süre yaşamasını sağlayacak. Töre demek ki tamamen yaşayışımıza göre Kağan tarafından, meclis tarafından veya toplum içerisinde zamanla oluşturulmuş konular, kanunlar. Türklerde coğrafyayla oluşan yaşam tarzına baktığımızda birincisi bizde konar göçer bir yaşam tarzı var. Yani sürekli aynı yerde durmuyoruz. O yüzden tarım fazla gelişmemiş. Çünkü aynı yerde durmayınca sen şimdi burada tarım yapıyorsun tam traktörle. Sonra çekip gidiyorsun. E ne oldu tarlan? Ben gittim abi. Senin olsun. E o zaman böyle bir şey de yapamayacağın için daha çok seninle beraber göç edebilen hayvancılıkla uğraşacaksın. Konar göçer yaşam tarzından dolayı. Boy sistemi var, geniş otlaklar var. Yaylak ve kışlak hayatı var. Yani biz yazın yazlığa gidiyoruz, kışın da evimize duruyoruz. Bunlar da öyle yaylak ve kışlak hayatı var. Türklerin yaşam tarzını etkiliyor. Yaylak dediğimiz şey hatta Karadeniz'de de Akdeniz'de de vardır. Köylüler hala yapıyorlar. Günümüzde klima olduğu için biz fazla yapmıyoruz ama. Şimdi böyle sıcak ve nemli yerlerde yazın insanlar yüksek yerlere çıkarlar. Çünkü sıcaklık düşüyor. Yaylaya çıktım diyorsun. Oh be, ferah ferah rahat rahat uyuyorsun. Çünkü aşağıda dursan klima olmazsa dayanamazsın artık, bunalırsın. Yani mesela Antalya'yı düşün. Antalya'da sen klima olmasa deniz kenarında gündüz gece rahat rahat yaşayabilir misin? Yaşayamazsın. Mecburen ya klima açman gerekir ya da tepelere, yükseklere çıkman gerekir. İşte biz buna yaylaya çıkmak diyoruz. Gelelim yayla kışlak hayatta buradan geliyor. Orta Asya'daki Türk göçüne baktığımızda biz maalesef göç etmek zorunda kalıyoruz. Orta Asya'dan göç etmemizin temel sebepleri bu çıkar sınavda bak sorulur diyorum. Birincisi ekonomik sıkıntılar. Sıkıntılar insanı göç ettirir. Kuraklık bu göç ettirir. Nüfus artışı göç ettirir. Yani sığmıyorsun. Otlak darlığı göç ettirir. Sınırlı tarım yapamıyorsun, yetmiyor. Yeterli kaynaklar yok. O yüzden göç edebilirsin. Siyasi mücadeleler. İki devlet birbirine saldırdığı zaman biri kazanacak, biri kaybedecek. O göç etmek zorunda kalacak. Çinlerin ve Moğolların baskısı, bağımsızlık arzusu yani siyasi mücadelelerde bunu alt ettiği zaman iyi ben senin altına yaşayayım demiyorum. Ben bağımsızlığıma düşkünüm deyip geçip gidiyorum. Yeni yerleri fethetme arzusu ve yeni vatanlar kurma fikri her zaman için Orta Asya Türk göçlerinin temel sebebi oluyor. Türklerde askeri kültüre baktığımızda Tonguç'um, bak burada sana hilal taktiğini göstermek istedik. Bak şimdi yeşiller ve kırmızılar gördüğün gibi. Yeşiller biz olalım mesela. Böyle geliyor geliyor geliyor. Şöyle etrafını genişletiyoruz. Genişletiyoruz. Hop ne oldu? Kapağına kıstırdık. Buna biz hilal taktiği diyoruz. Şuraya yazıyorum. Hilal taktiği diye yazıyorum. Hilal taktiği yani Turan taktiği gibi. Şimdi Türkler tarih boyunca savaşçı kimliğiyle ön plana çıkmış bir millet. Her Türk asker doğar. Bu kadar basit. Mustafa Kemal Atatürk'ü kahraman bir komutan da Türktü. Kanuni Sultan Süleyman da Türktü. Abdülhamit Han da Türktü. Yavuz Sultan Selim de Türktü. Başka Osman Bey de Türktü. Alparslan da Türktü. Melikşah da Türktü. Mete Han da Türktü. Kardeş bizim hükümdarlar hep başarılı komutanlar. Atilla tüm Avrupa tırsmış Türktü. Türk toplumu eli sultan herkes asker. Yani tutabiliyor musun? Tutuyorum. Su tabancası olsun gene tutuyorum. Hadi bakalım askeriz. Tarihte düzenli ilk Türk ordusu Metehan tarafından M.Ö. 209'da kurulmuş. Hatta Genelkurmay Başkanlığımızın kuruluş tarihi yine bu. Ordunuz ne zaman kuruldu? 1970'te. Sizinki 1930'da. Sizinki 1600'lerde. Sizinki kardeş biz Türklerinki M.Ö. 209'da kurulmuş. Varsa bir sıkıntı buyurun.
Orhun yazılarında ordu su demek. Hatta subaşı kelimesi var Osmanlı'da. Suyun başı yani. Hatta biz diyoruz ya, su uyur düşman uyumaz. Yani ordu uyur, düşman uyumaz oradan geliyor. Yoksa su falan uyumuyor. Türkler atı savaş sahasında kullanarak düşmanlarına karşı hız ve manevra üstünlüğü sağlıyorlar. Kavimler göçüne baktığımızda hani Türkler göç ettiği gibi kavimler olarak da göç ediyoruz. Ve bu kavimler sonrasında Romalılar gelmeden tık 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 hepsi birbirini böyle bir domino etkisi yapacak. Niye? Hunlar Avrupa'ya göç edince Ostrogotlar bu tarafa, Vizigotlar bu tarafa doğru gidiyor, Vandallar bu tarafa doğru gidiyor, Gotlar bu tarafa doğru gidiyor. Yani eskiden burada yaşayan Franklar, günümüzdeki Fransızlar buraya gelecekler. İşte Almanlar dediğimiz Burgundlar, Landlordlar bu taraflara gelecekler. Vizigotlar bu tarafa gelecekler. Yani sürekli bir hareket halinde oluyor. Herkes birbirini ittiriyor. Şöyle düşün. Hepsi böyle duruyor evladım. Böyle dururken hop 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 bak ne oldu, hepsi birbirini ittirmiş oldu. Buna biz kavimler göçü diyeceğiz. Ne oldu? Roma İmparatorluğu milattan sonra 395'te ikiye ayrılıyor. Tabi bu sırada bunlar böyle devrilmeden önce burada Roma İmparatorluğu var. Kavimler göçü sonrası bu ikiye ayrılıyor. Batı Roma'da 476 yılında yıkılıyor. Doğu Roma'da bildiğimiz İstanbul, o da 1453 yılında yıkılacak. Krallıklar etkisini kaybetti. Feodal rejim, yani dere beylikler, dere kenarındaki beylikler önem kazanıyor. Niye? Şimdi büyük bir devlet var. Roma İmparatorluğu. İkiye bölündü. Burası Batı Roma oldu. Burası Doğu Roma olsun. DR yazacaktım. Doğu Roma olsun. Bu da şey İstanbul. Bunlar şeyler, kavimler saldırınca bunlar hepsi tek tek korkuyorlar. Korkan halk da etrafı kalelerle çevrili dere beylerine sığınıyorlar güvenlik amacıyla. İşte onlar da feodaliteyi, dere beylik sistemini kuracaklar. Kilise ve papalık güçlendi. Skolastik düşünce önem kazandı. Bu esnada bu şeylerden kaçan, saldırılardan kaçan halk kalelere sığındığı gibi aynı zamanda kilise ve papaya da sığınıyor. Çünkü kilise ve papa diyor korkmayın, kurtulacaksınız. Amen o toriame diyor. Ve kilisenin abartılı düşüncesi olan skolastik düşünce önem kazanıyor. Nedir o da? Yani her şey Hazreti İsa, Hazreti Meryem'dir. Başka bir şey olamaz gibi özgür düşünceye ters olan skolastik düşünce ön plana çıkıyor. Avrupa devletlerinin İngiltere, Fransa, İspanya temeller atılıyor. İlk çağ kapanıp orta çağ başlıyor ve Avrupa Hun Devleti kuruluyor. Avrupa Hun Devleti'ne baktığımızda Tonguç'um şunu görüyoruz. Kurucusu Balamir. Bunu bileceğiz. En parlak dönemi Atilla. Ulduz döneminde Türkler ilk defa Anadolu'da gözüküyorlar. Atilla döneminde Doğu Roma, Margus ve Anatolius anlaşmaları baskı altına aldı. Almanların meşhur Nibelungen destanı Atilla Edzel olarak anılıyor. Bunu da çok net bir şekilde bilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla Avrupa Hun Devleti'nde Atilla'ya dikkat ediyoruz. Ve aynı zamanda Avrupa Hunlarının kavimler göçüne sebebiyet verdiğini, Batı Roma'nın ve Doğu Roma'nın sonrasında ikiye bölünüp Batı Roma'nın yıkıldığını, Doğu Roma'nın da sonradan İstanbul'un fethiyle 1453'e yıkılacağını aklımızda tutmamız lazım. Hızlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Diğer Türk devlet ve topluluklarına baktığımızda Avarlar var. Avarlar İstanbul'u iki kez kuşatıyorlar. Bu bilgi bilmemiz yeterli. Çinliler onlara Juan Juanlar diyor. Karluklar Talas Savaşı'nda Çin'e karşı Arapları destekliyorlar. Ve İslamiyet'i kabul eden ilk Türk boylarından, yani Çinlilerle Araplar, Abbasiler savaşıyor. Diyelim ki şunlar Çinler olsun, şu Yeşiller de Araplar olsun. Biz Türkler gelip, Karluklar gelip Abbasilere yardım ediyoruz ve Çinlerin yenilmesini sağlıyoruz. Abbasilerin yenmesini sağlıyoruz. Sonradan da İslamiyet'i kabul edeceğiz. Karahanlıların kurulmasında yine ilk Müslüman Türk devletlerinden Karahanlıların kurulmasına etkili. Hazarlara baktığımızda, bakın yerlerini de göstereyim. Karluklar, Hazarlar, Karahanlar biraz daha aşağıda tabii ki bu taraflarda. Devam ediyoruz. Bizans, Sasani ve Müslüman Araplarla ilişkilerde bunlar. Museviliği benimseyen tek Türk topluluğu Hazarların özelliği. Türk işler de yine kendi adlarına para basan bir Türk topluluğu. Tuna Bulgar Devleti'ne baktığımızda Hristiyanlığı kabul eden bir Türk topluluğu olduğunu görüyoruz. Kırgızlara baktığımızda yine Cengiz Han tarafından yıkıldığını ve aynı zamanda Uygur Devleti'ne son vererek Ötken'de kurulduğunu biliyoruz. Bu arada arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. Bütün bu videonun ders notlarını PDF olarak videomuzun açıklamasında linkte bulabilirsiniz. Yani tüm bunların hepsini, bakın burada bayağı da bir sayfa var. Şöyle göstereyim size. Bakın şöyle göstereyim. Yönetim, İslamiyet kabulü. Ve şu ana kadar işlediğimiz tüm bu sayfaları, az önce gösterdiğimiz işlediğimiz tüm sayfaları PDF olarak aşağıdan indirip evinizde çalışabilirsiniz. Kendinize bir kez daha ders notu yapabilirsiniz. Benim anlattıklarımı oradan takip edebilirsiniz. Oğuzlar 10. yüzyılın sonlarına doğru İslamiyet'i kabul eden Oğuzlar Büyük Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu gibi büyük imparatorlukların da kurulmasına vesile oldu. Dolayısıyla bizim için en önemlisi biz muhtemelen Oğuzlardanız. Niye? Çünkü Büyük Selçuklu'yu ve Osmanlı'yı kuran devlet Oğuzlardan geliyor. O zaman biz de Osmanlı'nın devamı olduğumuzu düşünürsek Oğuzlardanız diyebiliriz. İtil Bulgar Devleti de yine İslamiyet'e girmiş bir Bulgar Devleti. İlk İslamiyet'i kabul eden büyük
Türk devletlerinden bir tanesi. Şimdi Türk devletlerinin ticari ve siyasi ilişkilerine baktığımızda şunu iyi bilmemiz lazım. Hun ve Çin ilişkilerinde temel sebep İpek yolu mücadelesi. Yani İpek yolu, sadece İpek yok bu yolda tabii ki. Başka ticari ürünler de satılabiliyor. Dolayısıyla da İpek yolu için biz uzun süre mücadele ediyoruz. Metehan seferleriyle Çin'i baskın altına alarak onları anlaşmaya mecbur ediyor ve devleti vergiye bağlıyor. Şimdi devleti vergiye bağlamasının sebebi ne demiştik? Asimile olmaktan kurtuluyor bir kere. Çinler daha kalabalık. İkincisi siyasi üstünlüğünü kabul ettiriyor. Üçüncüsü de ekonomik bir kazanım sağlamış oluyor diyebiliriz. Hun-Bizans ilişkilerine baktığımızda, Bizans ne hocam? Doğu Roma yani. Günümüzdeki İstanbul'un bulunduğu yer. Atilla Doğu Roma'yı seferleri baskı altına alıyor. Margus anlaşmasını imzalatıp siyasi, ekonomik, ticari alanda onların kendine bağlı olmasını kabul ettiriyor ona ve kendisi şartları kabul ettiriyor ve aynı zamanda Balkan seferleri sonucunda Doğu Roma ile Anatolius Barışı'nı imzalıyor. Bunlar çok da önemli değil ama Hun ve Çin ilişkilerinde İpek yolu, Hun ve Bizans ilişkilerinde de Doğu Roma üzerinde İstanbul içerisinde ekonomik ticari mücadeleler olduğunu bilmemiz yeterli. Türk devletlerinin ticari ve siyasi ilişkilerinde Uygur-Çin ilişkilerine baktığımızda birincisi Moyen-Çurk Han döneminde Çin'le iyi ilişkiler kuruluyor ve Çinli rahipler vasıtasıyla Maniheizm kabul ediliyor. Maniheizm ne olduğunu söylemiştik. Bu dinde et yemek ve savaş yapmak yasak olduğu için biz tarıma ve yerleşik hayata geçiyorduk. Kültür ve medeniyet yönünde gelişip uygar bir devlet oluyor. Buraya bir yıldız daha koyuyorum. Hazar-Bizans-Sasan ilişkilerine baktığımızda Hazar barış çağını, Hazarlar döneminde Museviler, Müslümanlar, işte ne bileyim Hristiyan, herkes barış içinde yaşayabiliyor. 7 ve 9. yüzyıllarda bölgeye yaşayan tüccar, Hazarlar genelde çevreyle iyi ilişki kuruyorlar ve Bizans yani Doğu Roma Sasani savaşlarında Bizans'ı tutarak Sasanilerin yani günümüzdeki İranlıların zayıflamasına sebebiyet veriyorlar. Köktürk Çin Bizans Sasani ilişkilerine baktığımızda Köktürkler Akunlara karşı yine Sasanilerle işbirliği yapıyor. Bak çok ilginç bir şey. Burada Sasanilerin zayıflaması için Bizans'la işbirliği yapıyor Hazar Türkleri. Burada ise Köktürkler Akunlara karşı Sasaniler işbirliği yapıyor. Ve Akun devletinin yıkılmasını sağlıyor. Demek ki bu bir denge politikası diyebiliriz. Bu devlet topraklarını Sasanilerle, İranlarla paylaşıyorlar. Köktürk-Sasani ilişkileri bir süre sonra bozulunca da Köktürk devleti Sasanilere karşı Bizans ile ittifak kuruyor. Sonuç olarak biz şunu çok bilmemiz lazım ki Köktürkler de Hazarlarda her zaman için kendi bağımsızlık mücadelelerinde, ticaret yolu, ekonomik yolu, kontrol mücadelelerinde farklı farklı devletlerle işbirliği içine girebilir. Soğut kavminden olan tüccarların Köktürk hakimiyetine girmeleriyle Göktürk-Bizans ilişkileri başlayacak. Şimdi ticaret politikalarının Hun ticaret politikasına baktığımızda Metehan Çin'i vergiye bağlı dedik. Çin'den bazı ihtiyaçlarını ticaret bazılarını ise vergi olur yani zorunlu vergi olarak alıyor ve serbest ticaret pazarlarına önem veriyorlar. İpek yolu ticareti ve karşılıklı mal alım değişimi Hun ticaret politikasının temeli belirliyor ve Çinlerle temelinde en çok ticareti yaptığı devlet. Köktürk yani Göktürk ticaret politikasına baktığımızda ilk Türk adıyla kurulan devlete Akunlara karşı Sasaniler işbirliği yapacak ve sonrasında bu devletin yıkılmasını sağlayacak. Aynı zamanda sonradan da Bizans ile ittifak kuraraktan ticaret yapacak. Devam edelim bu sayfayı az önce zaten söylemiştik. Şimdi Uygur ticari politikasına baktığımızda Ordu Balık gibi merkezi şehirlerine çok sayıda tüccar uğruyor. Ordu Balık önemli bir şehir. Uygurlar burada canlı at ve hayvan derisi gibi şeylerin yanı sıra çok sayıda mamül yani imal edilmiş malzeme de satıyorlar. Çao denen bir kağıt paraları, kuanpo ve boz denen bir çeşit kumaş parayı alışverişte kullanacaklar. Demek ki parayı Uygurlar kullanıyor diyebiliriz. Hazar ticari politikasına baktığımızda yine onlar da hatırlarsanız Hazarların bir hoşgörü politikası vardı. Museviler, Hristiyanlar, Müslümanlar, farklı farklı dine inananlar bir arada yaşayabiliyordu Hazarlarda. Dolayısıyla bu özgür ortamı tüccarlar için de sağlıyorlar ve güvenlik ve huzura da tabii ki önem verecekler. Hazar deyince dostluk politikası aklınıza doğabilir. Şimdi artık İslamiyet'in doğduğu dönemde dünyaya giriyoruz ve sonrasında Türkler yani bizler İslamiyet'i kabul edeceğiz ve ardından da yavaş yavaş videomuzu bitireceğiz. Tabii bu arada araya bir bal reklamı yapalım. 0'dan 9'a tarih ve tak tarih sayesinde bütün bunları çok iyi öğrenebilirsiniz. Bakın birazdan bu gördüğümüz şu anda biz neredeyiz? Gaznelilere gelmedik daha. İslam medeniyetinin doğuşu. Bunlarla alakalı kavramlar üzerinden çok güzel bir şekilde çalışabilirsiniz. Ve yine tak tarih üzerinden de hem yazılı soruları hem de normal test sorularıyla. Bakın burada yazılı örneğimiz de var. Ve aynı zamanda normal ÖSYM tarz sorularımız da var. Bunlardan güzel güzel çalışabilirsiniz diyorum. Hemen kaldığımız yerden devam ediyorum. Şimdi İslamiyet'in, evet kağıdımız yamuldu. Şöyle düzeltelim. Evet. İslamiyet'in doğduğu dönemde dünyaya baktığımızda birincisi şunu bilmemiz lazım. Arap Yarımadası'nda yani burada siyasi bir birlik yok. Gerçekten
Arap Yarımadası'nda bir dağınıklık var. Araplar cahiliye dönemi yaşıyorlar. Çok cahiller, çok kötü durumdalar. Böyle putlara tapıyorlar. Kız çocuklarını maalesef böyle diri diri toprağa gömebiliyorlar. Böyle kölelik yaygın, rezil rüsva durumdalar. Tabii sonradan Peygamberimiz 571 yılında doğduktan sonra Arap Yarımadası'nda bazı güzellikler olmaya başlayacak ve hatta İslamiyet doğacak. Sonrasında Arap Yarımadası o rezil halinden kurtulmuş olacak. 610 yılında Hazreti Muhammed'e peygamberlik gelecek. Hazreti Peygamber oku emriyle, Kur'an'daki ilk emir olan oku emriyle uyarıldıktan sonra peygamberimize İslamiyet'i yayma görevi verilecek ve o da ne yapacak? Arap Yarımadası'nda İslamiyet saymaya çalışacak. Bu arada Arap Yarımadası'nda şimdi bunlar cahil dedik, bunlar acımasız dedik, bunlar böyle gaddar dedik. Peygamberimiz çok iyi bir insan olarak bilinmesine rağmen ona da zulüm edecekler İslamiyet'i getirip onların düzenini bozduğu için. O yüzden bazı Müslümanlar Habeşistan'a hicret edecek. Peygamberimiz de Mekke'den Medine'ye hicret edecek ki bu da yeni bir devletin başlangıcı olacak. Orada Medine Sözleşmesi yaparaktan herkesin hak hukuku belli olacak. Sonrasında Mekkelilerle Medineliler arasında Bedir Savaşı olacak ve Bedir Savaşı'nı biz Müslümanlar kazanacağız. Sonra Uhud Savaşı'na bir daha saldıracaklar ama bu sefer biz yenileceğiz. Hendek Savaşı'nda çukurlar kazıp şehri koruyacağız ve biz bir şekilde kazanmış sayılabiliriz. Hudeybiye barışıyla resmen Araplar bizi hukuki olarak tanımış olacak. Daha doğrusu kafirler, Mekke'deki kafirler. Sonrasında Bizans'a müteseferi yapılacak ve Bizans'a güç gösterisi olacak. Mekke'nin fethi yine olumlu bir gelişme ama Mekke'nin fethi tabii ki oradaki eskiden zulmeden, Müslümanlara zulmeden insanlar öldürülmeyecek, kılıçtan geçirilmeyecek. Artık İslamiyet'in engin hoşgörüsüyle, sınırsız hoşgörüsüyle Arap Yarımadası tanışmış olacak. Sonra Araplar üzerinden Afrika'ya, Anadolu'ya, bizlere, Türklere, biz Türkler üzerinden de tüm dünyaya İslamiyet'in engin hoşgörüsü yayılacak. Huneyn Seferi, Taif Seferi ve Tebük Seferi de yine önemli. Bunlara da birazdan bakacağız. En sonunda Hazreti Muhammed veda haccı yapacak. Yani Mekke'de Kabe'nin etrafında Allah'ın emrettiği şekilde ibadeti bitirdikten sonra insanlara çalmayın, çırpmayın, adalet içinde yaşayın diye Kur'an'da verilen öğütlerin farklı bir şeyi olmayacak şekilde, benzeri şekilde insanların hepinin eşit olduğunu söyleyen bir hutbe yapacak. Şimdi Medine Sözleşmesi, tarih açısından baktığımızda Medine Sözleşmesi, Medine'de yaşayan halklarla imzalanan bir toplum sözleşmesi. Bunu size sınavda sorarlar. Bedir Savaşı Mekkelilere karşı kazanılan ilk zafer ve bu zaferin sonrasında Hazreti Muhammed diyor ki, diyelim ki şunlar kafirler olsun, şunlar biz bunlar da Müslüman olsun. Bunlar yenilince bazıları esir kaldı ya, esirlere diyor ki eğer diyor bize okuma yazma öğretirsen, okuma yazma öğrettiğin 10 Müslüman sonrasında seni serbest bırakırız diyorlar. Ve böylece eğitime verilen önemi de görebiliyoruz. Uhud Savaşı'nda Mekkeliler karşısında bir başarısızlık yaşıyoruz. Çünkü Mekkelileri biz yendiğimizi zannedip Hazreti Muhammed'in sözünden çıkıp hemen ganimet peşine koşunca da tabii ki başımıza kötü bir olay geliyor. Hatta Hazreti Muhammed peygamberimizin amcası Hazreti Hamza da burada şehit oluyor. Hendek Savaşı'nda Hazreti Muhammed danışmanlık, yani insanlara istişare etmek, danışmak ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Orada yine Selman-ı Farisi ile bir anlaşma yapıp, daha doğrusu bir danışıp ona şehrin girişine çukurlar kazdırıyor ve kafirler atların, develerin geçemeyecek kadar büyük bir çukurlar yüzünden geri dönüyorlar. O zaman tabii top da yok, silah da yok, geri dönüyorlar. Hudeybiye anlaşmasıyla Mekkeli müşrikler, müşrik derken şuna dikkat edin. Mu Arapçada bir şeyi yapan demek. Mesela ben ders anlatıyorum ya, bana müderris diyorlar, yani öğretmen. Veyahut da ezan okuyana müezzin, işte hesap yapana muhasebe diyorlar. Şirk koşana da müşrik deniyor. Tevazulu olana mütevazı deniyor mesela. Müşrikler, yani şirk koşanlar, Allah yoktur haşa diyenler Müslümanların siyasi varlığını tanıyor. Mekke ve Medine'li Müslümanlar, Medine'li Müslümanlarla Mekke'li müşrikler arasında yapılan anlaşma hukuki bir önem taşıdığını söyleyebiliriz bunun. Hayber'in fethiyle de Yahudilere karşı bir başarı elde ediyoruz ve Şam ticaret yolunun güvenliğini kazanmış oluyoruz. İslamiyet'in yayılmasında yine Bizanslılarla yapılan sessiz olun diyoruz Bizanslılara, İngilizce söylüyoruz. Bizanslılarla gerçekleştirilen ilk savaş olduğunu bilmemiz lazım. Mekke'yi kafirlerden alıyoruz. Putperestlere karşı Huneyn Seferi yapılıyor. Taiflilere karşı Taif Seferi yapılıyor. Arabistan dışında ilk defa Tebük Seferi yapılıyor. Ve Hazreti Muhammed'in evrensel nitelikli, yani bakın şurası çok önemli. İslamiyet'te Araplara özgü bir din değil. İslamiyet tüm dünyaya özgü. İnsanları sevmeye gerektiren ahlak,
hırsızlık yapmamak, iyi insan olmayı gerektiren bir şey. Dolayısıyla Hazreti Muhammed de sadece Araplara özgü değil, sadece Türklere özgü değil, sadece Müslümanlara özgü değil, tüm dünyayı ilgilendiren evrensel temalı bir konuşma yapıyor. Hazreti Muhammed vefat ettikten sonra, peygamberimiz vefat ettikten sonra tabii o son peygamber, artık başka peygamber gelmeyecek. Son kitapta Kur'an-ı Kerim. Fakat sonrasında Arap devleti kurulmuş oluyor. O devletin başına dini ve siyasi bir lider olarak, yani siyasi liderden kastımız nedir? Devleti yöneticisi. Dini liderden kastımız, hani bize Diyanet İşleri Başkanı var ya, onun daha da büyüğü gibi düşünün. Bir kişi geliyor. Orada seçimle iş başına geldikleri için bu dönemi biz Cumhuriyet dönemi diyoruz. Seçimle iş başına geldikleri için. Cumhuriyet döneminde 4 tane halifemiz var. Kimler? Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali. Hazreti Ebubekir döneminde, burası sınavda çıkabilir bakın. Bu sayfa çok önemli. Burayı hem ekran görüntüsü alabilirsiniz hem de aşağıdan videonun açıklamasından linkten PDF'ini indirebilirsiniz. Hazreti Ebubekir döneminde yalancı peygamberlerle, dinden dönenlerle mücadele ediyor. O zaman yalancı peygamberlerle mücadele. Bu bir. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim kitap haline getirildi. Bu çok çıkar üniversite sınavlarına. Bunu size soracaktır hocanız. Ve ilk kez Arap Yarımadası dışında fetihler başlandı. Bunu bileceğiz. Hazreti Ömer dönemine baktığımızda en çok fetihlerin yapıldığı dönem. Topraklar yönetim birimlerine, yani eyaletlere ayrılıyor. Divan, yani meclis kuruluyor. Kadılık sistemi oluşturuluyor. İlk düzenli ordu bu dönemde kuruluyor. İlk da sistemi oluşturuluyor. Yani toprakların maaş karşılığı askerlere verilmesi. Beytül mal, yani hazine oluşturuluyor. Beyt Arapça'da ev demek. Beytül hikme, hikmet evi, yani üniversite. Beytullah, Allah'ın evi, yani Kabe. Beytül mal, o da malların, yani eşyaların bulunduğu ev, yani hazine oluyor. Aynı zamanda bu dönemde hicri takvimde oluşturuluyor. Bu dönemde yapılan gelişmelere dikkat edelim. Hazreti Osman zamanına baktığımızda Kıbrıs'ın vergiye bağlanması ve ilk İslam donanması önemli bir bilgi. Ve Bizans donanması ile ilk savaş yapılıyor. İlk kez Kur'an-ı Kerim çoğaltılıyor. Buraya yine yıldız yapıyorum. Yani Kur'an-ı Kerim ne zaman kitap haline getirildi ve ne zaman çoğaltıldı, bunu bilmemiz gerekiyor. Hazreti Osman'ın yine Kur'an-ı Kerim kitap haline getirilmesi, bozulmasını önlemek için, çoğaltılması da yine bozulmasını, tahrif edilmesini önlemek için. Hazreti Osman'ın memurlukları kendi soyundan olan Emevilere vermesi yüzünden de İslam dünyasına ayrılıklar başlıyor. Yani Hazreti Osman önemli bir halife, fakat kendi soyundan tanıdıkları insanları aldığı için İslam dininde karışıklıklar çıkıyor. Sonradan Hazreti Muhammed'in, yani peygamberimizin damadı olan Hazreti Ali halife oluyor. Ama Hazreti Osman'ın soyundan gelen Emeviler Hazreti Ali'nin tahta gelmesini istemiyorlar. Hazreti Ayşe, Talha ve Zübeyir ile Hazreti Ali arasında gerçekleşen, bak şurada VS var, arada bir savaş var. Gerçekleşen Cemel olayı, Cemel vakası yüzünden Hazreti Ali kazanıyor. Burayı kazanıyor. Fakat Hazreti Ali ile Muaviye arasında geçen Sıffın Savaşı'nı Hazreti Ali kazanıyor. Ama kazanmasına rağmen hakem olayında Müslümanların bölündüğünü görüyoruz. Ne oluyor? Şöyle bak. Hazreti Ali Sıffın Savaşı'nı kazanıyor. Hazreti Ali Cemal olayını da kazanıyor. Fakat şöyle garip bir olay oluyor. Bakın. Hakem olayı oluyor. Hakem olayında şöyle. Savaşın sonrasında hakem ve diyorlar ki sen ne diyorsan, doğru düzgün karar versen kabul edeceğiz. Hakem Muaviye'ye veriyor. Yani Emevilere, yani Hazreti Osman'ın soyundan gelenlere veriyor halifeliği. Bu sefer de Hazreti Ali taraftarları, Hazreti Muaviye taraftarları ve ikisini de desteklemeyen hariciler olarak İslam dünyası üçe bölünüyor. Bu dönemden sonra iç karışıklıklar arttığı için de fetihler ister istemez duruyor. Bu İslam dünyası için maalesef üzüntülü bir olayın olduğu dönemler diyebiliriz. Hatta sonradan Emeviler zamanında Hazreti Ali'nin çocukları Hazreti Hasan ve Hüseyin, dolayısıyla Hazreti Muhammed'in, peygamberimizin torunları Hazreti Hasan ve Hüseyin şehit edilecek. Şimdi Emevilere baktığımızda, Emeviler deyince hemen şöyle maalesef sinirli, kötü bir tip yapıyoruz. Niye? Çünkü Hazreti Ali'yi öldürüp, Hazreti Ali'ye haksızlık yapıp Emeviler kendi devletlerini kurmuşlardı. Ve aynı zamanda Emevilerden sonra halifelik saltanata dönüşüyor. Bakın bu bilgiyi de size sınavda hocanız sorabilir. Halifelik saltanata dönüştü diyebiliriz. Şimdi Tonguç, harikasın, sessiz bir şekilde dinliyorsun. Tebrik ediyorum seni. Kurucusu Muaviye, yönetim merkezi Şam. Fetih hareketleri var. Önemli olaylar Kerbela olayı, az önce bahsettiğimiz Hazreti Muhammed'in torunları, Hazreti Ali'nin çocukları Hazreti Hasan ve Hüseyin'in şehit edilmesi ve yine aynı şekilde toplumsal sınıfların Müslüman Araplara, Araplar Müslümansa tamam güzel ama Arap olmayan Müslümanlara mevali, yani köle diyorlar. Bu da önemli. Arap olmayan Müslümanlara, Arap olmayan Müslümanlara Arap değil diye köle deniyor. Köle denmesi. Bu çok kötü bir şey. Irkçı bir şey. Dolayısıyla Emevilerin yanına ırkçı yazabiliriz. Bu ırkçılık politikası tabii ki onların zayıflamasına sebep verecek. Arap olmayanlara köle demeleri ve iç isyanlar çıkacak. Hatta sonrasında Abbasilerin de desteklediği Şubi akımı yüzünden Emeviler yıkılıp gidecek. O zaman Emevileri nasıl bileceğiz? Emeviler ırkçıdır. Emeviler halifeliği saltanata dönüştürmüştür.
Emeviler Arap olmayan Müslümanlara köle der. O yüzden de yıkılmışlardır. Ve ilk Arap parası bastırmaları, Arapçayı resmi dil ilan etmeleri hep onların ırkçı olduklarının göstergesi diyoruz. Abbasilere ise gülümseyen bir yüz çiziyorum. Neden? Çünkü Abbasiler ırkçı değil. Arap olmayan Müslümanlar da Müslüman diyor. Hatta biz Emeviler zamanında Göktürklere denk geliyoruz. Biz Emevilere göre bu ne ya, böyle mi Müslüman olacağız? Bunlar ırkçı diyoruz. Ama Abbasiler zamanında İslamiyet'in ne kadar mükemmel bir din olduğunu kabul edip Müslüman olacağız. Kurucusu Ebu Abbas, yönetim merkezi Bağdat. Toplum farklı farklı esnaf, çiftçi, köle gibi sınıflardan oluşuyor. Abbas devleti Türklere oldukça önem verilmiş. Birçok askeri göreve Türkler getiriliyor. Aynı zamanda Türklerden oluşan Samarra şehrini kuruyor. Yani bir güvenlik şehri. Niye? Çünkü biz 751 Talas Savaşı'nda Abbasilerin Çinliler tarafından yenilmesini engelliyoruz. Ve Abbasiler diyor ki baba siz çok iyi savaşıyorsunuz. O zaman biz size ordumuzda çok önemli görevler verelim ve sizlerden oluşan Samarra şehirlerini kuralım diyorlar. Ve Avasım şehirleri kurarak Türkleri sınır bölgelerine yerleştiriyorlar. Bizans'ın olduğu sınır bölgelerine yerleştiriyorlar. Niye? Bakın buralar Avasım. Niye yerleştiriyorlar? Çünkü Türkler iyi savaşıyor. Biz de Abbasileri beğenip aferin bunlar da iyi insan, Emeviler gibi böyle sinirli ırkçı değiller. O zaman bizler de İslamiyet kabul edelim diyeceğiz. İlk başta Karluklar, Karahanlılar, İtil Bulgarlar şeklinde yavaş yavaş İslamiyet'e geçeceğiz. Sonra İslamiyet'e geçtikten sonra biz bazı Türk İslam devletleri kurmaya başlayacağız. Mısır'da kurulan Türk İslam devletlerinde Tolunoğulları devletini bilmemiz lazım. Yöneticileri Türk ama halkı Arap olduğu için kısa sürede yıkılıyor. Işidiler yine yöneticileri Türk, halkı Arap, yıkılıyor. Eyyubilerin kurucusu Selahaddin Eyyubi çok önemli bir hükümdar, çok önemli bir kişi. Çünkü İslam dünyasını Haçlı Seferi'ne karşı savunuyor ve Kudüs'ü fetheden büyük bir kumandan olarak Selahaddin Eyyubi bilmemiz lazım. Memlükler de yine çok önemli. Moğolları Ayncalı Savaşı'nda yenmişler ve aynı zamanda Memlükler kölemen bir devlet. Yani hep askerlerden oluşuyor yöneticiler. Yani babadan oğla değil de en iyi komutanlar hangisiyse onlar tahta geçiyor ama Yavuz Sultan Selim Memlükleri yenecek. İslam kültür ve uygarlığına baktığımızda Medine'de kurulan İslam devletinin başkanı tabii ki de Peygamberimiz Hazreti Muhammed. Hazreti Muhammed'den sonra halifelik makamı Cumhuriyet dönemi olarak geldiğini söylemiştik. Hazreti Ömer zamanında ülkenin eyaletlere ayrılması, valiler ve kadılar atanması ve divan teşkilatının kurulması merkezi otoritenin güçlendirilmek istendiğinin göstergesi olarak karşımıza çıkar. Merkez önce Medine, Hazreti Ali döneminde Küfe, Emeviler döneminde Şam, Abbasiler döneminde ise Bağdat oluyor. Bu nedir? Merkezi yönetim, devletin yönetimi farklı bir ele geçtikçe idari birim başkentte yer değiştiriyor demektir. Yani bunların hepsi farklı düşüncelerde değiller. Hepsi Müslümanlar ama sonuçta Hazreti Ali devlet genişlediği için Küfe yapıyor başkenti ama Emeviler Hazreti Ali'yi zaten haksızlık yaparaktan tahta geçtikleri için başkenti Şam yapacaklar. Abbasiler de Emevilerin bu haksız politika sonrasında yıkılmasından sonra kurulan bir devlet olduğu için onlar da Bağdat'ı başkent yapacaklar. Emeviler döneminde halifelik babadan oğula geçerek saltanat halini alıyor. Bakın şurası çok önemli. Bir kez daha sıralamayı gösteriyorum. Hazreti Muhammed Peygamber Efendimiz zaten burada en güzel dönem. Sonrasında 4 halife dönemi Cumhuriyet dönemi. Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali. Sonrasında Emeviler dönemi birazcık sıkıntılı. Evet devlet çok büyük topraklar fethediyor. Ama sonrasında gelen ırkçı politika Emevileri bize birazcık sıkıntılı gösteriyor. Abbasiler ise yine ılımlı diyebiliriz. Abbasiler var. Sonrasında zaten Abbasilerden sonra Memlükler halifeliği alacak. Memlüklerden sonra da Yavuz Sultan Selim Han halifeliği alacak. Ve en son halife biliyorsunuz Abdülmecid Efendi olarak Tevemen halifesi olaraktan duracak. Emeviler Muhafız ve Posta Teşkilatı kurması, yine bu da Emevilerin merkezi otoriteye sahip olduğunu göstergesi. Abbasiler döneminde de Vezirlik Teşkilatı kuruluyor. İslam kültür uygarlığında Hazreti Ömer'in ilk defa devlet hazinesini, yani Beytül Mal'ı kurduğunu bilmemiz lazım. Bir, hazinenin gelir kaynaklarında öşür, yani çiftçiden alınan vergi, haraç, yani yabancılardan alınan vergi, cizye de yine aynı şekilde, zekat ve sadaka, ganimet, hayvan sayısına göre alınan vergiler önemli. İnsanların en önemli geçim kaynağı tarım, hayvancılık ve ticaret. İslam dininin temeli tabii ki kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim. Hazreti Ebubekir Kur'an-ı Kerim'i kitap haline getirmesi ve Hazreti Osman'ın Kur'an-ı Kerim'i çoğaltması üniversite sınavlarında çok çıkıyor. Size de sorabilirler. Tonguç'um sen de buraya dikkat et. İslam kültür uygarlığına baktığımızda Emevi halifesi Abdülmelik Arapçayı resmi dil ilan ediyor. Arapça zamanla bilim ve kültür dili haline geliyor. Ve en çok mimaride Emeviler döneminde gelişiyor. Çünkü Emeviler yeni yerler fethettikçe kendi kültürlerini koruma gereği, yeni kendi bir kültürlerini oluşturma gereğini hissediyorlar. Cabir İbni Hayyam modern kimyanın kurucusu, İbni Sina'da tıpçı olduğunu size sınavda sorabilirler. Ve yine
Eğitimde Abbas Halifesi Memnun'un Bağdat'taştırdığı Beytül Hikme bak. Hikmet evi. Beytül Mal neydi? Az önce hazine için söylediğimiz. Bu da hazinenin bulunduğu şeydi. Buralar hep sınavda sorulur arkadaşlar. Dikkat edin. Malların evi yani hazine. Hikmetin evi yani üniversite. İlk yükseltim kurumunu kuruyor Abbasiler. Endülüs Emevilerinde Kurtuba Medresesi. Hristiyan öğrencilerin eğitim gördüğü bir yer. Endülüs Emevileri de İspanya'da. Hatta şu anda İspanya'daki Cordoba kenti de medresenin yıkılıp kiliseye dönüştürülmüş haline sahip çok tarihi güzel bir kent. Akli ilimler yani pozitif ilimler dediğimiz felsefe, coğrafya, astronomi, matematik, tıp gibi ilimler üzerine çalışmalar yapılıyor. Nakli ilimler Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Muhammed'in sünnetini anlamaya yönelik tefsir, Kur'an'ın tercümesi, hadis, Hazreti Muhammed'in sözleri, fıkıh, İslam hukuku ve kelam gibi ilimlerinde olduğunu bilmemiz lazım. Şimdi İslam medeniyetinin en geniş sınırına baktığımız zaman bakın ta İspanya'ya, Kordoba'ya kadar gelmişiz. Urfa'ya kadar gelmişiz. Harezm, Buhara, Taşkent, Semerkant, Horasan bizde. Bağdat ve çevresi zaten temeli. Ve Mekke, Medine, Arap Yarımadası bizde. İslam bilgilerine baktığımızda Farabi'nin kitaplarından ziyade felsefedeki önemli başarılar olduğunu bilmemiz lazım. Gazali'nin yine felsefeci olduğunu, tasavvuf konusuna önem verdiğini bilmemiz lazım. İbn-i Sina'nın tıpçı olduğunu, İbn-i Rüşd'ün yine felsefeci olduğunu, İbnül Heysem'in de fizikçi olduğunu bilmemiz önemli. Optik üzerine yazılmış eserleri var. Bunları da eğer hocanız sınavda seçici bir soru sorarsa yöneltebilir. Bizler İslamiyet'e nasıl geçiyoruz? Az önce söylediğimiz gibi 751 Talas Savaşı'nda Çinliler vs. Abbasiler mücadele ederken Abbasiler bizi arıyorlar. Abi ne olur yardım et. Batıyoruz. Biz de Abbasilere yardım ediyoruz ve böyle bir İslamiyet'le tanışma olacak. Sonra Abbasilerin sınır devletlerinde, Avasım kentlerinde görevli olmaya başlayacağız. Karahanlı Devleti, ardından kurulan Gazneli Devleti hep Müslüman devletler. Gazneliler Hindistan'a İslamiyet'i götürecek. Karahanlılar da Horasan ve çevresinde İslamiyet'in yaygınlaşmasını kabul edecekler. Fakat burada şuna dikkat edin. Karahanlılar Arap olunca Araplaşmayalım diye, yani daha doğrusu Müslüman olunca Araplaşmayalım diye İlk defa Türkçe resmi dil kabul edecekler ve yine aynı şekilde Karahanlılar döneminde Kutadgu Birlik, Atabetül Hakaik, Divan Hikmet, Divan-ı Lügat-ı Türk gibi Türkçe önem veren eserler kurulacak. Dandanakan Savaşı ile Büyük Selçuk Devleti kurulacak, Gazneliler yıkılacak. Pasinler Savaşı ile Bizans'ı ilk kez yamultacağız. Malazgirt ile Anadolu'nun kapılarını açacağız. Bakın Pasinler Erzurum'da, Malazgirt Muş'ta. Pasinler Savaşı ile giriş yapıyoruz. Şöyle bir Türkiye haritası düşünürseniz Pasinler Savaşı'ya giriş yapıyoruz. Malazgirt'le kapılar açıyoruz. Sonrasında artık Anadolu bizim. Beylikler dönemi kurulacak. Beylikler döneminden sonra ise Büyük Selçuklu Devleti yıkıldığı sıralarda bizler burada Anadolu Selçuklu Devleti kurulacak. Hatta o da Miryakefalon Savaşı'yla Anadolu'nun kapısının, daha doğrusu tapusunun bize ait olduğunu vurgulamış olacak. Şimdi Türklerin İslamiyet'i kabulüne bakalım. İlk temas 642 Nihavend Savaşı'ndan sonra başlıyor. Bunu çok iyi bilmemiz lazım. Bir. İkincisi, Emevi döneminden itibaren ise Türkler İslamiyet'in hizmetine yer almaya başlıyorlar ama Emevilerin ırkçı politikası yüzünden İslamiyet'i tam olarak kabul etmiyoruz. Abbasiler döneminde önemli görevler getiriyorlar. 751 Talas Savaşı'nda ise Türkler ile Çinliler, daha doğrusu Araplar ile Türkler birlikte hareket edip Çinlilere karşı savaşıyorlar ve sonrasında artık net bir şekilde Yağma, Çiğil, Karluk ve Tusiler Müslümanlığı benimseyen ilk boylar oluyor. İlk Türk boyları oluyor. Yani Türklerin İslamiyet'i kabulü Talas Savaşı'ndan sonra. Tabii Talas Savaşı'nın ayrı bir önemi daha var. Çinlilerle Araplar mücadele ederken Çinlilerden kağıt gibi dünya kültür tarihi açısından çok önemli bir şey. Araplardan da işte az önce Arap Yarımadası'nın ta İspanya, Arapların, Müslümanların ta İspanya'ya kadar gittiğini söylemiştik. Oralara kadar gidiyor ve böylece kağıt, kültürün en önemli unsuru olan kağıt Avrupa'ya gitmiş oluyor Talas Savaşı sonrasında. Evet, az bir zaman kaldı şimdi. Türkler İslamiyet'i niçin benimsedi? Bizler İslamiyet'e neden benimsedik? Birincisi, İslamiyet'ten önce Türk inanışında tek tanrı, gök tanrı inancı vardı. İslamiyet'te tek bir Allah var. İslamiyet'ten önce biz de ahirete inanıyorduk. Öldükten sonra yaşamın olduğunu inanıyorduk. Nasıl annemizin karnından çıkıp bu dünyaya geldiysek, bu dünyadan çıkıp öbür dünyaya gideceğimizi düşünüyorduk. Cennet ve cehennem inanışı vardı. Yine İslamiyet'te de tabii ki cennet, cehennem, ahiret var. Hırsızlık, yalancılık, adaletsizlik gibi kavramlar töreyle yasaklanmış. Aynı şey İslamiyet'te de günah sayılıyor. Toplumda hoşgörü anlayışı var. Kadına değer veriliyor. İslamiyet'te de temeli hoşgörü ve dolayısıyla burada da yine İslamiyet'le örtüşüyoruz. Din adamları ayrıcalık bir sınıf değil. Din adamı çok önemlidir işte şamanlar falan. Hayır. Tamam, saygı duyuluyor ama ayrıcalık bir sınıf yok. İslamiyet'te de yine din adamları kendi başına böyle ayrıcalık bir sınıf oluşturamaz. Herkes eşit. Oğuzların İslamiyet'i kabulüyle alakalı şunu bilmemiz lazım. 10. yüzyılın başlarında Oğuzların elinde Yenikent, Huvare ve Cent gibi şehirler var.
Karlukla ne dersek bazı yerlerde Müslüman gruplar yaşıyor. 10. yüzyılın ikinci yarısında Oğuzlar arasında İslamiyet hızla eğilmeye başlıyor. Büyük Selçuklu ve Osmanlı Devleti gibi büyük devletler Oğuzlardan çıkıyor. Bak, Oğuzların Bozok kolunun Günhan koyunda kayı var. Kayı boyu Osmanlı'nın kurulduğu boy. Bunu çok iyi bilmemiz gerekiyor. Yine aynı şekilde Üçokların Denizhan'a kınık boyu yine çok önemli. Bunları da bilmemiz lazım. Peçenekler yine önemli. Bunlar Oğuzların esasında Osmanlı, Selçuklu gibi devletlerin kurucusu olduğunu göstergesi. Şimdi ilk Türk İslam devletlerinin genel özelliklerine bakalım şimdi neler var. Bunların zaten videonun açıklamasında PDF linkin olduğunu söylemiştik. Ama isterseniz not da alabilirsiniz. İsterseniz PDF'den de takip edebilirsiniz. Karahanlı Devleti kurucusu Bilgekül Kadirhan ve kurulduğu yer Balasagun. Devlet yönetiminde kut anlayışı var. Yani ülke yönetme etkisi Kaan'a Hakan Tanrı tarafından verilmiş. Allah tarafından verilmiş. Ordusu bir has ordusu var. Bir de devşirmelerden oluşan yani yabancı askerlerden oluşan gulam ordusu var. Sosyoekonomik yapısında medreseler, kervansaraylar ve hastaneler var. Sözlü ve yazılı edebiyatta bakın burası sınavda sorulur. Divan-ı Lügat-ı Türk ilk Türkçe sözlüğümüz Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılıyor. İlk aruzla yazılan ilk mesnevimiz, ilk edebi eserimiz Yusuf Hasacip tarafından yazılıyor. Atabetül Akayk gerçeklerin eşi Edip Ahmet Yükünenki tarafından yazılıyor. Divan Hikmet de Hoca Ahmet Yesevi tasavvufun kurucusu Hacı Bektaş Velilerin, Yunus Emre'lerin hocası önemli bir insan. Ve yine aynı şekilde ribat önemli bir kavram. Türk İslam tarihinin ilk yazılı eserleri yine bu dönemde şu söylediğimiz eserler. Semerkant'ta medrese açılması ve ilk kez burslu eğitim bu dönemde oluyor. Kimler tarafından yıkıldığına baktığımızda burada Kara Hitaylar ve tarafından Doğu Karahanlar, Harzemşahlar tarafından da Batı Karahanların yıkıldığını bilmemiz lazım. Çünkü yine tabii Doğu ve Batı'da ikiye bölmemiz, ikili teşkilatta bizim yine klasik Türk devletlerinin en büyük sorunu. Tabii ribatın ne olduğunu şöyle söyleyelim. Sınırlarda kurulan ne diyebiliriz? Sınırlarda kurulan sınırlarda kurulan askeri bölge, askeri yer diyelim. Sınırlarda kurulan askeri bir mevki. Şimdi Gazneli Devleti'ne baktığımızda Gazneli Devleti'nin en önemli özelliği Hindistan'da kuruluyor. Tamam mı? Hindistan'a düzenlenen seferleri var. Veraset anlayışı var. Yani devlet yönetiminde veraset anlayışı derken şunu kastediyoruz. Babadan oğula geçiyor. Gulaman-ı Saray ordusu ve çok uluslu ordusu var. Tabii çok uluslu ordu onların da kısa sürede yıkılmasına sebep verecek. Çok uluslu toplum yapısı yani içinde Hindistanlılar, Pakistanlılar, Afganistanlılar, Türkler, Araplar karma karışık bir toplum olunca kısa sürede yıkılacak. Resmi dil Arap alfabesi. Edebiyat dili Farsça, günlük dil Türkçe. Bu da tabii ki çok sıkıntılı. İlk kez Sultan unvanı Gazneli Mahmut, Sultan Mahmut'a verilecek. Hindistan'a düzenlediği seferlerden dolayı ve Gurlular yani Hindistanlılar tarafından yıkılacak. Büyük Selçuk Devleti'ne baktığımızda Divan-ı Saltanat var devlet yönetiminde. Yani Saltanat Divanı var. Bir hükümdar var Sultan ve aynı zamanda divandan da destek alabiliyor. Has ordusu esas ordu. İkti askerleri maaş yerine toprak verilen askerler. Bir de yardımcı kuvvetler var. İktidar sistemine dayalı güçlü bir teşkilat var. İktidar sisteminin olduğunu şöyle bir hatırlayalım. Diyelim şurası devlet ya. Ben burada padişahım. Kendimi korumak için has ordusu var. Has kapıyı da duran kapı kulları Osmanlı'da. Bir de diğer taraflara da toprakları böyle küçük arazilere bölüyorum. Birinci askere birinci toprağı veriyorum. İkinci askere ikinci toprağı veriyorum. Bu askerler yetiştirdikleri askerlerin gelirlerini buradaki topraklardan elde ediyorlar ve buradaki toprakların denetimini sağlıyorlar. Buradaki üretimin kontrolünü sağlıyorlar. Vergiler topluyorlar. Ve aynı zamanda savaş zamanında benim orduma katılıyorlar. Bunlar beni koruyan esas has ordu. Bunlar ise ikti askerleri diyoruz. Demek ki ikti askeri hem buranın tarımsal üretimini destekliyor, kontrol ediyor, buranın güvenliğini sağlıyor. Hem de savaş zamanı gelip benim yanımda hazır bir orduyla bana destek oluyor padişaha diyoruz. Ben de gaza geldim. Kendimi padişah sultan hissetmeye başlıyorum. Osmanlı'da da buna tımar sistemi diyoruz. Resmi dil Arap alfabesi, hayda. Edebiyat dili Farsça, günlük dil Türkçe. Bu da tabii ki Türkçenin güçlenmesini engelleyen bir durum olacak. Bu da yine sınavlarda sorulur. Nizamül Mülk tarafından kurulan Nizamiye medreseleri ve Malazgirt Savaşı ile Anadolu kapının tükleri açılması önemli bilgiler. Ve Karahitaylar tarafından yıkılacaklar. Yani Moğollar tarafından diyebiliriz. Büyük Selçuk Devleti'nin yönetime baktığımızda Divan-ı Saltanat Büyük Divan var. Divan-ı inşa iç ve dış yazışmalar için, Divan-ı istifa mali işler için, Divan-ı işraf teftiş için, divanı arzda ordunun ihtiyaçları için kurulmuş divanlar. Saray görevlerine baktığımızda Hacı Bülütçap sarayın bütün işlerinden sorumlu. Emir-i Ahur atlar, ahır at, çaşnigir çeşni yiyecek, candar sarayı korumakla canını veriyor diyeceksiniz. Camedar'da hükümdar ve ailesinin elbiseleriyle ilgileniyor. Serhenk hükümdarın seyahatlerinde rehberlik yapıyor. Emir-i silahlar silahları kontrol ediyor. Emir-i meclis
ziyafetleri, sultanın ziyafetlerine hazırlayıp teşrifatçılık yapıyor. Abdar da sultanın av işlerini düzenliyor. Büyük Selçuk Devleti toprak yönetimine baktığımızda has topraklar hanedan üyelerine yani ait. Sultana, sultanın ailesine ait. Ve en büyük vezirlere ait. İktidar topraklar görev ve asker yetiştirme karşılığı verilen topraklardı. İktidar sistemini size az önce anlatmıştık. Mülk topraklar insanlara ait olan, vakıf topraklar da fakirlere, fukaralara, ihtiyaç sahiplerine yardım etmek için gelirleri iyilik için harcanan topraklar diyebiliriz. Türk İslam devletlerinin kültür ve medeniyette Karahanlılar İslamiyet'in kabulüyle konar geçen bir yaşam tarzını terk edip yerine yerleşik toplum üzerine geçiyorlar ve sözlü kültürden yazılı kültüre geçiyorlar. Burası önemli. Karahanlılar ve Gazneliler başta olmak üzere Müslüman Türk devletlerinde mimari, sanat, eğitim, bilim, siyaset bütün kurumlarda İslamiyet'le birlikte büyük bir değişim yaşanacak. Çünkü artık Gök Tanrı inancından benzer de olsa yepyeni bir inanışa, İslamiyet'e geçiyorsun. Bu da tabii ki senin her şeyini değiştiriyor. Harezm, Buhara, Taşkent ve Semerkant gibi merkezler eğitim, bilim ve sanat merkezleri haline geliyor. Bunlar isimlerini sorabilirler. Ve yine Nizamül Mülk'ün Siyasetname adlı eserine göre Selçuklular da devlet kurulurken, oluşturulurken İslam geleneği ve İran geleneği esas alınacak. Çünkü İranlılar da yüzyıllarca yıldır aynı topraklarda merkezi otoriteye sahip devletler kurmuşlar. Yine Sultan Alparslan ve Veziri Nizamül Mülk yıkıcı ve bölücü unsurlarla mücadele ediyor. Sünni düşünceyi yaymak amacıyla devlet politikasını belirleyerek Nizamiye medreseleri kuruyorlar. Sünni politikadan kastımız şu. Şimdi İslamiyet dünyasını hatırlarsanız bu Hazreti Ali döneminde Hazreti Ali şehit edilmiş ve Hazreti Ali taraftarları Hazreti Ali'ye haksızlık yapıldığını düşünerekten ayrı bir grup oluşturmuştu. Emeviler ayrı bir grup oluşturmuştu ve bir de hariciler vardı. Bu gruplardan kimisi Hazreti Ali taraftarları biraz daha aşırıya kaçıp Şii unsurları. Yani Hazreti Ali'ye çok büyük haksızlık yapıldı. Hazreti Ali lider olmalıydı diyorlar. Tamam, Hazreti Ali Hazreti Muhammed'in damadı olduğu için ve 4. halife olduğu için herkes seviyor. Ama onlar biraz daha fazlası sevdikleri için biraz daha büyük haksızlık yapıldığını düşünerekten diğerlerine karşı tamamen tepki gösteriyorlar. Biz onlara Şii diyoruz. İşte Şiilik tehlikesine karşı Sünni düşünceyi, yani işte Hazreti Muhammed son peygamberdir. O Hazreti Ali onun damadıdır ama o kadar da Hazreti Ali'yi çok fazla yüceltmemiz sıkıntılı olabilir diyen kişilerde Sünniler oluyor. Selçuklular süsleme, kitabe, hat, sanat, minyatür, tesip, halı, kilim gibi farklı dallardalar. Heykel yok. Niye yok hocam heykel? Çünkü putlara benziyor diye. Şimdi hat böyle Arapça yazılar yazmak. Böyle işte diyelim ki şöyle yazayım mesela. Ben de şöyle bir dönem bakmıştım. Bismillah diyelim mesela. Şöyle Rahmanirrahim diyelim. Mesela bak. Şöyle süslü bir şekilde Arapça yazılar yazmak şey oluyor. Nedir onun adı? Hat sanatı olmuş oluyor. Tarih bölümünde bunları öğretiyorlarsa, eğer tarih bölümü, edebiyat bölümü okursanız bunları görürsünüz arkadaşlar. Minyatür böyle resimler biliyorsunuz. Tesip yine böyle bir sanat dalı. Bunların hepsinin gelişmesinin temel sebebi heykelciliğin yasak olması. Türk müziği Büyük Selçuk döneminde orada, sarayda, obalarda tasavvufun yayılma sonucu ve semanın ayinlere girmesiyle tekkelerde gelişme imkanı buluyor. Bizde müzik önemli bir unsur. İlahiler, dualar, ayinler hep müzik, enstrümanteller ve belli bir melodi etrafında gelişiyor. Büyük Selçuk Devleti döneminde açılan medreselerin programlarında sadece İslami bilimler yok. Yani sadece tefsir, hadis, Kur'an, işte fıkıh bunlar değil. Aynı zamanda astronomi, felsefe, fizik, matematik gibi pozitif bilimler de var. Selçuklu bilim insanlarına baktığımızda Şirazi, Cüveyni, Gazali ve Razi İslami bilimlerde, Ömer Hayyam ve Esfizari ve Elvasti astronomide, fizikte Elsavi, tıpta yine bazı önemli isimler var. Burada şunu bilmemiz lazım. Selçuk döneminde birçok bilim insanı yetişmiş ve bunlardan önemlileri bunlar diyebiliriz. Oo, bayağı güzel, hızlı gittik ve bitirdik diyebiliriz. Şimdi Tonguç bayıldı artık, nefes alamıyor. Şimdi tak tarihten mutlaka yapmanız gereken sayfaları şimdi size söylüyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. İlk ve orta çağlarda Türk dünyasında şöyle gösterelim bakın. Burada sayfa 107'den. Gelecek soruları da hatta söyleyelim size. Sınavlarda gelecek soruları söylüyorum şu anda. 1. Kazanımlar da burada yazıyor. Biz de buna uygun yazılar hazırlamışız. Yazılarda zaten sorularımız net bir şekilde yazılı soruları da bu kazanımlara göre hazırlanmış. Şuradaki testleri çözdükten sonra. Ama bakın soruları söylüyorum. Birincisi, Türk adının açıklanarak ilk Türk devletinin hakim olduğu alanlar harita üzerine gösterilir. Harita verecektir hoca size. Hangileri Türk devletinin bulunduğu yerler diye sorabilir. Türk adının anlamını açıklamanızı isteyebilir. Aynı zamanda gücün meşruiyet kaynağı olan gök tanrı ve kut inançlarının neler olduğunu sorabilir. Maddi kaynaklarını sorabilir. Bunları yazınız. Gücün maddi kaynakları nedir diyebilir. Törenin Türk toplum yapısı ve hukuk sistemindeki yeri ve önemini sorabilir size sınavda. Yani buralar sorular. Bu sayfa
106'yı dolayısıyla yutun arkadaşlar. Aynı zamanda diğer ünitemize geçtiğimizde, 5. üniteye geçtiğimizde İslamiyet'in medeniyetinin oluşuna bakın. Burada da yine Hazreti Muhammed döneminde Müslümanların kendilerini korumak ve İslam'ı yaymak üzere gerçekleştikleri muharebelere değinilir. Bu muharebeleri size soracaktır hoca sınavda. Sadece önem ve amaçları vurgulanır. Ne, önemi neydi ve amacı neydi diye size sorar. Medine Sözleşmesi'nin öngördüğü toplum düzeni ve ilk kurumsal yapılanmalar, eğitim, idare, güvenlik ve yargı ele alınır. Bunları sorabilir. Dolayısıyla burada da sayfa 136. Buradaki testleri çözmeniz, buradan yine sorular geleceğini bilmeniz lazım. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı diyor ki bu kazanımlara göre sorular hazırlayacaksınız diyor. Hocalar da buradakileri sorularda sormak zorunda. Yani şunların cevaplarını biz az önce anlattık. Siz de bunları bilirseniz çok rahat bir şekilde konuyu halledersiniz. Burası da 5. üniteyle alakalı yazıları da çözmenizi istiyoruz. Bir de yine 6. ünitede Türklerin İslamiyet'i kabulüyle alakalı mesela Dandanakan, Pasinler ve Malazgirt Muharebelerinin sebep ve sonuçları kısaca ele alınır. Dandanakan'la kim mücadele etti? Yani Selçuklularla Gazneliler, Selçuklular kazanıyor, Selçuk devleti kuruluyor. Pasinler'de Bizans'la Selçuklular mücadele ediyor, Selçuklular kazanıyor. Malazgirt'te Selçuklularla Bizans mücadele ediyor, Selçuklular kazanıyor. Bunların sebep ve sonuçları kısaca ele alınır. Bunu da çok net bir şekilde bilmemiz lazım. Sınavda bu sorulacaktır. Ve Tuğrul Bey döneminde İslam dünyasının korucu rolü üstlendiğimiz Abbas Halifesi'nin Tuğrul Bey'e çok büyük kutbe okumasına izin verdiğini bilmemiz lazım. Ve neden yıkıldığında bize sorabilirler. Bunlar hep sınav sorusu olaraktan sayfa 166'yı yutmanızı istiyoruz. Ve sonrası kitabımızın sonuna doğru yani 6. ünitenin sonuna doğru da net bir şekilde zaten bir yazılımız var sayfa 192 ve 191'de. Bunları da çözmenizi istiyoruz. Hocam peki siz anlattınız, PDF'te verdiniz ama bunlarla alakalı biz konu altını kitaptan çalışmak istiyoruz derseniz de size yine o sayfaları da şöyle gösterelim. Sayfa burada sayfa 97 ile başlıyor, 96 ile başlıyor. Kavramlar var. Konar göçer nedir? Efsane nedir? İmparatorluk, teçhizat, höyük, koloni, meşruiyet, kadim, töre, orhun kitabeleri, kurultay. Bu kelimeleri mutlaka hoca sınavda bilmeniz gerektiren ya da direkt bunların tanımını yapmanız gerektiren sorular soracaktır. Burada sağ taraftaki soruları söylüyorsunuz ama sayfa 100. Aynı zamanda Asya Hun Devleti 104. Göktürk Devleti 106. Yine 2. Göktürk Devleti, Kutluk Devleti yine 108. Uygur Devleti 110. 112'de göçlerin sonuçları. Bakın bu sayfadan sorular gelebilir. Sağ taraftaki testleri zaten çözüyorsunuz. Askeri kültür sayfa 114. Yine Kavimler Göçü sayfa 118. Burada yine şu kısma baktığımızda Hun Ticari, Hazar Ticari Politikası bunlar hep Milli Eğitim Bakanlığı kitabında da vurgulanan şeyler. Burada da sayfa 124'de çalışmalısınız. Yine 120 kaç oluyor burası? 124, 125. Şurada 128'deki kavramlar. Hanif nedir? Beytül Hikme nedir? Mesela bu kavramı size sorar. Hanif nedir? Hazreti Peygamber'in, Muhammed'in peygamberinden önce de Allah'a inananlara Hanif diyorlar. Bunu bilmemiz lazım. Yani Hazreti İbrahim'i biliyorlar ve Allah'a inanıyorlar. Sonuçta Peygamber Efendimiz'den önce de Allah'a inananlar vardı. Peygamber Efendimiz son din olan, son mükemmel din olan İslamiyet'in peygamberi. Ensar nedir? İşte muhacir. Bak o işi yapan demektir. Muhacir, hicret eden. Ensar'da onları karşılayanlar, Medineliler. Bunları da bilmemiz lazım. Mevali'nin ne olduğunu, Beytül Hikme'nin ne olduğunu, Beytül Mal'ın ne olduğunu defalarca anlattım. Bunu da size sınavda soracaktır. Sayfa 130'da ki şu kısımda kısa kısa anlattıklarımızı tekrar edebilirsiniz. Askeri, idari, kültürel, iç politikada neler olduğuna dair soru sorarsa hocanız sayfa 134'teki tablolardan çalışmanız sizin için faydalı olabilir. Emeviler neden yıkıldı, neler yaptılar, mevali, zımmi, köle kavramlarını bilmenizi isteyeceklerdir. İspanya'daki Endülüs Emevileri zor bir soru olarak gelebilir. Abbasilerin ılımlı olduklarını bilmenizi isteyebilirler. Ve yine İslam medeniyetinde İslam sanatlarını, tesip sanatı görüyorsunuz. Hat sanatı. Bunları az önce söylemiştik. Ve Türklerin artık sonlara doğru geldiğimizde 152'deki kavramları çok iyi bilmemiz lazım. Atabey nedir? Atabey mesela sultanın oğlu. Hani ben diyelim ki sultansam, benim de oğlum varsa o Atabey oluyor. Onun hocası, pardon, benim oğlum Melik oluyor. Onun hocası Atabey oluyor. Yani şöyle düşünün. Sizin babanız sultan. Siz de onun çocuğusunuz. Meliksiniz. Ben de sizin hocanızım ya. Ben Atabey olmuş oluyorum. Burada yanlış hızlı konuştum. Karışıklık olmasın. Melik sultanın oğlu olmuş oluyor. Sultan da zaten ülkeyi yöneten hükümdar. Devam ediyoruz. Yine İslamiyet öncesi Türk inancı, İslam inancı arasındaki benzerlikler. Türklerin İslamiyet hizmetleri. Gazneliler, bilhassa Büyük Selçuklular eğer buralara kadar geldiyseniz sınavda soracaktır. Dolayısıyla buradan da çalışabilirsiniz. Ödülü sorumuzu yapın, yorumlara yollayın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Şimdiden sınavlarınıza başarılar diliyoruz.